Akıllı hanımlar işini biliyor, elindekileri değerlendiriyor. Küçük değişikliklerle büyük farklar yaratıyor. Sevgili izleyiciler, Maharetli Hanımların programında bu hafta size... Vallahi otantik kumaşlardan inanılmaz dekorasyonlar yapacağız. Eğitim koordinatörü İknur Eşiz'den hem gündüz hem gece kombinlerinizde kullanabileceğiniz filiseli etek yapımı. Az sonra Zahide'ye dişte. İknur Hanım da geçen hafta yoktu. Hastalanmış, kıyamam, ona bir geçmiş olsun değil mi? Sabah öpüşecektik, öptürtmedi kendini. Hocam siz de gelin böyle. Nasılsınız? Aa, doktorlar günaydın diyormuşum ben. Günaydın efendim, sağ bizim olun. Doktor ameliyatlıklara bakıyor ama her şeyi öğreneceğiz tabii. Ondan, yok ben yakalamışken bakır bir uzatayım yeter. Vallahi. Yatmaya gör. İlk güreşsiz eğitim koordinatörümüz. İlginize teşekkür ederim. İnanın ben bu yaşa geldim, 57 yaşındayım. Maşallah. Hiç böyle bir grip görmedim. Ya. Antibiyotik mi var, serum mu var, ağrı kesiciler mi var ve hala kalkamıyorum. Evet. Ay kıyamam yine ben hastayım sana. Ya. Ay dokunmayayım ya, yemin ederim geçsin bana sana. Bana geçecek diye ödü patlıyor, evet, yavrum. Evet, öptürmedim. Bir şey olmaz, yani, bir şey olmaz. Çok sıcak bir hanımefendisiniz. Canım benim. Eksik olmayın. Sen, dezenfekte ettim. Senin ateşin mi var? Ya var tabii, yani hala iyi değilim. Niyeyse. Dur bozmayayım. Hı. Sizin için süslendim. İyi yaptın hayat. Bak ne güzel olmuşsun. Moral oldum. Moral olsun. Geldim sana. Moral oldum valla. İyi yaptın. Allah moral olsun. Burası İyi iyileştirsin varsınız. Seni. Evet, evet. Herkes iyileştirsin. Sana İnşallah. Da faydamız teşekkür olsun. Teşekkür ederim. İnşallah. Efendim. Sağ olun. Peki ne yapıyoruz bugün? Bugün bu bakın böyle plise etekler hocam, çok moda ya. Hocam her şeyden için bak nasıl dikkatli izliyor o da. Evet. Ha. İkiye ayırmaya çalışıyorum. Şöyle bunu pazardan aldım 5 liraya. Ciddi misin? Evet 5 lira inanın. Hangi pazarmış ve, o? Şey, ay reklam olmaz değil mi pazarın? Bakırköy pazarı. Bizim Yeşilköy pazarı evet, mı? Yok yok Bakırköy. Cumartesi ha. pazarı var ya. Böyle orada da kumaş, kumaş satılıyor mu? Satılıyor. Bak ben orayı tezgahlarda. Keşfetmemişim. Bir de krem rengini aldım ama kırmızı hani az... Pahalı olsun biraz da kırmızı olsun diye bir laf var ya diyemedim. Niye şimdi. Öyle derler ki? Seviyoruz ya biz Türkler. Bayrağımız kırmızı. Tabii ki. İşte biz seviyoruz. Bu sene öyle. Pudra pembesi de çok moda hanımlar evet. aklınızda olsun. Vallahi bravo tebrik ederim. Böyle beyler yani ben severim. Öyle, hani, her şeyi bilir, her şeyden anlar. Aman ne güzel. Biraz sonra da neler neler konuşacağız onunla. Eve gitti, bir izleyicimizin evine gitti. Kadıncağız iş yapmaya kalkmış. Aman Allah'ım neler neler yaşamışlar. Biraz merak edin, biraz sonra göreceğiz. Bundan sonra Yılmaz. Günlerdeyim. Bekleriz. Çayı koyun geliyorum. Hocam sizi kandırırlar bizler ya. Yani vakit alır. Yine çağırır. Onu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim. Ondan sonra oturursunuz oraya. Aynen burada böyle geziyoruz. Elman muayenesi. Güzel. Peki bugün ne yapacağız? Bundan etek yapacağız. Astarı da. Tabii o çok ince ya. Diyeceksiniz ki bu çok ince İknur Hanım. Ne olacak? Hemen astarı da var ve Beatrice. Astar yüzünden pahalı bak. O atasözüm ay, burada gerçek öyle. Oldu. Bu 5 lira. O 5 lira. Astar ne kadar? Bu 15 lira. Aa. Söylemiyor. 7,5 lira metresi inanın. Vallahi. İnanamadım. Astarı yüzünden evet, pahalıymış. Aynen öyle oldu bu sefer. Ama dikişte de kalite nereden belli oluyor? Astardan. Evet. Değil mi? Tabii. Astarın tabii, nasıl dikildiğinden belli oluyor. Kesinlikle. Bugün zaten ay, bu astarı. Bu kumaş çok güzelmiş ya. Şifon. Ha, bu direkt şifon. Krep şifon. Krep şifon. Krep ama. Şifon. Tabii. Bak o yüzden şöyle yan yana gelince... Çok cici oldu canım. Şöyle. Şimdi sonuç itibarıyla şöyle bir şey de söyleyebilirim. Eğer biz böyle bir astar kullanmazsak bu eteği o kadar rahat da kullanamayız. Yiyemeyiz çünkü evet. aynen ne varsa. Naylon kullanamam çünkü ne olur sertleşir böyle naylon biliyorsunuz hale gelmez. Vücudun şeklini almaz ama bu alır. Güzel. Bu alır yapacak bir şey yok. Peki nasıl yapacağız? Hadi tarif hemen edin. Önce ikiye bölüyorum. İkiye böldükten sonra iki yan dikişini yapacağım. Ondan sonra benim için bu değil. Bundan çok astar önemli. Bu önemli. Asıl astarı dikeceğiz bugün. Asıl astarı dikeceğiz. Ben onu ütüleyeceğim, hazırlayacağım. Bir ara tekrar bana tamam, gelirseniz. Tamam o zaman bir ara tekrar evet, buluşacağız. Tamam, size kolaylıklar buluşacağız. Diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Geldik şimdi, İknur Hanım'ın yanına. İyi ettiniz de geldiniz. Bakın belinden şöyle bir makine çektim. Ha şu... Hı. Bir bu de şey yanları çok hafif. Normal. Tabii tabii. Bunu şöyle çeksek sanki şey olacak gibi. Hafif büzgü havasında bir bel çalışması yaptım. Bakayım. O bana yetiyor çünkü. Ha, herkes de böyle çalışabilir. Çünkü niye yoksa pileler açılır. Ha. Bunu onun için yaptık. Bu da bir püf. Pilesi açılmasın. Açılmasın. Çünkü belini dikeceğim ya. Şöyle açılmıyor beli, artık. Beline tamam. de şundan geçireceğim. Siz kamerayı daha iyi şey yaptığınız için ha. elinize veriyorum. Bu böyle mi dönecek? Bakmayın. Yok evet, yok tabii öyle tabii. Öyle dönecek.
Öyle dönecek. İçinde kaldı. O da tutacak. Şurasından ama, dikiş dikeceğiz. Öyle evet. Şuradan makine geçeceğiz. Ama şimdi hani içini göstermesin diye bir şey yapacaktık ya. Evet. Gelin astarı esas, yüzünden pahalıydı ya bunun. O pahalı bölüme gelelim. Esas, pinseli etek yapıyoruz. Esas oraya gelin. Şimdi yeri görmem lazım arkadaşlar. Bunun için, bunun için bana bel ölçü, pardon kalça ölçüsü lazım. Bel değil, kalça ölçüsü lazım. Şuradan. Yüz üzerinden alalım. Ortalama o dörtte biri nedir? 25. Burada da benim ikiye katlanmış iki tane kumaşım var. Ha, dur bak bu pratik bir kesim evet, olacağı için. Aynen öyle. Şimdi bir dakika bunu, nasıl? Bu acayip pratik bir kesim biliyorsunuz bizim bu programı dur, bunu okulda göstermem lazım ders diye gösteriyorlar. Öyle geçen mi? Sefer söylemiştim. Ay ne güzel. Bir kere daha hatırlatayım. Doğru doğru çocuklara bunu bayağı aynen öyle. Videodan gösteriyorlarmış. Öğretmenler videolarımızı koyuyorlarmış. Ay, bakın pratik ve önemli püfler var. Bu da onlardan biri. O zaman önü şunu bir ayrı, göstereyim. Bak arkayı kumaşın ayrı çalışmıyoruz. Dur şurasını göstereyim bak. İki katlı tane farklı kumaş var. Evet. İkiye katlamış kumaşları. Hı hı. Hocam siz bunu bir de bizim derimizle falan yapıyorsunuz ya. Adam cerrah vallahi ya düşünsene. Ya. Ay onlar biz bunu kumaşa yapıyoruz. Onlar insanlar bunu derilerle yapıyor. Peki. Tabii. Buradan böylece hem önü hem arkayı aynı anda keseceğim. Hem vakitten tasarruf hem de öğrenci ne yapmayacak? Ay bir önü keseceğim bir arkayı keseceğim de üzülmeyecek. Şuradan daha net göstereceğim bak. Zaten İki kumaş. Şunun da içini evet. açtığımda iki kat. O da iki kat. Şunun bu da içini açtığımda ve buralar iki kat. Kumaş katı. Şurayı da gör. Çıkma çıkma sen benimle beraber. Ben özellikle çıkıyorum. Şurayı göstermek için. Şu evet. arayı göstermek için. Tamam şimdi bu kumaşı tekrar aldım. Yayıyoruz yere. Koydum. Burası kumaş katı. Ay, tam dur, kumaş katının gitti. Olduğu yerden mezurumu ne yaptım? Burada. Kalça düşüğü her zaman ama her zaman 22 ile 24 arasıdır. Kalça düşüğü boya. Ne? Şuradan şuraya kadar. Belden, bravo. Belden kalçaya kadar olan yer. Ben 22 diye alacağım. Çünkü ben 36 beden çalışmaya çalışıyorum. 36 bedende 100 kalça olur mu? Hayır olmaz tabii ama 36 beden olsun. Çalışma ya. 36 38 beden. Çalışıyorum. Tamam. 40 de hatta. 40. Bak milleti çekip 36 beden de neymiş? Ortayı bulalım. Özendirmeyin tamam, ha. Tamam ben uyarı olayım. Hemen bu yavrucuğum 3 kilo da vermiş hastaydı diye kıyamam bugün çok hiç. En iyisi oldu diyormuşum ama. Deme öyle zaten zap sayıpsın. İyi oldu yemin ederim bugün iyileştim. İyi bari vallahi. Aman. Ama eve git dinlen. Öyle fırtırt dolaşma. Söz, güzel güzel söz, otur. Söz valla bir yere gidecektim söz. Aa, boş ver. Söz. Hemen ön ortasından 25 santimin. Bu hani 22 ölçtüm ya. Heh. Orada şöyle üst bir işaret 22, yapıyorum. Yanda 25 evet. oldu. Şimdi 40 bedende de yüzdür kalça. Şöyle bir şey daha yapıyorum. Belle alakalı da yapıyorum. Bel de 80'dir. 4'e bölersek o da 20'dir. İki tane birden çıkartıyoruz biz şimdi. Tek işlem yapıyoruz ama değil mi? İkisini birden çıkartıyoruz. İkisini birden ve çıkartıyoruz. Ve şu an pratik etek nasıl dikilir onu da gösteriyorum esasında. Şunu da alayım da şuradan. Ha, siz olur. De görün. Şimdi tamam. burada bir şey yapacağım. Pens de koyacağım için 2,5 santim ekliyorum. 22,5'tan şöyle bir işaret alıyorum ve burayı şöyle. Çekseniz de ben onu ha, tamam. görsem. Şöyle bir etek gördüğünüz gibi. Hemen hemen. İşte buyurun bitti. Şimdi bana ne lazım? Hafif bir bel çukuru ve burada pens lazım. Şimdi bir şey söyleyeceğim ama buyurun. Böyle kumaşlar acık babamın size bir sırrını söyleyeyim mi benimle ilgili bak. Hı. Babam o kadar harbiden akıllı bir adam ki beni de o kadar iyi çözmüş ki. Mesela bir yere gideriz hocam. Sizin kız var mı? Var. Aynen. İzliyor mu programı? İzliyordu. Kaç yaşında? 27. Artık onu da sökmez de ben de böyle 20 yaşına kadar çok kolay işliyordu. Babamla mesela bir yere gidiyoruz bir şey alacağım. Ben böyle bir şey beğendim. Fakat getirdim şuralarda. Babamın da içine sinmedi. Ama dese ki kızım bu kısa bu giyilir mi? Maymuna döndün demez. Ama ne der biliyor musunuz? Ay Zahideciğim çok yakıştı ama der bırakır orada. Ay baba ne oldu? Niye ben çok yakıştı demiştin ama ne? Bak ben de atlıyorum tabii hemen. Ya yakıştı ama... Biraz tombik mi gösterdi? Bitti. Bitti bir daha. Kim bitti. O kıyafet anında bırakılır. Adam ne akıllı görüyor mu? Küçükken beni hep böyle kandırıyordu. Asla onu istemediği bir şey giymedim böylece. Nasıl evet, fikir? Evet. Çok iyi. Çok güzel bir şey yani. Ne sizi üzmüş ne kendini. Aynen kendini de üzmedi hiç. Evet. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra belde hiç pay vermiyorum. Ama yandan. Biraz sıfır kestik. Evet. Öbür taraftan mı keseyim o vakit? Yandan şöyle yarım santim fazla biz pay sevmiyoruz. Neden?
giysinin içerisinde astar kalınlık yaptığında da o giysi istediğimiz formda vücuda oturmayacak. Ay biz şimdi yarım kesiyor gibiyiz ama aslında iki tane parça var onda. Bir açacağız şimdi. Aynen. Etek öyle. Bitti. Etek bitti olacak. Bir fermuar yeri gerekli. Belki onu da yapmıyoruz çünkü lastikle yapacağız ya efendim. Ha, bunun içini çıkardık. Göreceğiz öyle. Bitti. Hadi buyurun. Geçmiş olsun. Bu ön. Şöyle çevirelim. Bu da arka. Şimdi şu çizilen yeri bana gösterir misiniz? Bak şurayı. Aynen öyle üstünüze koyduğunuz gibi. Heh. Yan dikiş, pensiniz ama tek tarafta orta. Var bak. Burada yok. Onu da ne yapıyoruz? Onun da çok bir... Yani şöyle tabii olacak bu. Ha. Tabii. Kolayı var. Tam bana köre kesmişsiniz. Siz orada... Yalnız. Evet size 40 beden. Ha. Tabii siz 40 bedensiniz. Halbuki yok, söylemiyoruz ama söylüyor. Her şey orta. Hiç bizim gizlimiz saklımız yok yıllardır. 40 iyi mi beden zaten? İyi tabii canım. Ne olacak 42 de olsam 44 de olsam yine söyleyeceğim. Aynen. 36 beden olacağım diye çırpınıp durmayın vallahi. Sağlıklı vallahi, olduğunuz hoş, bedende tabii. Kalın. Aynen öyle. Ruhunuz güzel olsun. Şimdi bakın. Siz de böyle diyorsunuz ama. Ya kıvırıyorum ne yapıyorsun? bir tarafta eğer tens varsa bunu karşı tarafa geçirmenin bir yolu var. Ha, şöyle bölünce. Üst üste koyuyoruz ve pat 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 yapıyoruz. Sabun ya. Evet. Oraya izi çıkar. Aynen izi çıktı vallahi. Bu da bir püf. Oh ne rahat. Ay süpersiniz siz olsun. Ya. Siz böyle süpersiniz. Hocalar olacak var ya dikiş dikmek dünyanın en kolay işine dönüşecek evet, yani. Evet. Güzel. Bence de öyle. Yalnız bir şey söylemeden edemeyeceğim. 5 gün evde televizyon seyrettim ha. Ya. Yemin ederim en kültürlü programımız. Ay çok sizi teşekkür tebrik ederim. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Mahcup ettiniz. Sağ olun. Estağfurullah. Ben çok öğretmenim biliyorsunuz. 35 yıl devlette ay, evet, çalıştım. Hocanım. Değerlendirmelerim yani altı çizilerek. Sağ olsun. Sağ olun var olun. Sağ olsun. İzleyicilerimiz de zaten teveccühlerini gösteriyorlar. Sağ olsunlar. Şimdi çok teşekkür ben bunun makinalarını çekeceğim. Yanlarını tamam. Birleştireceğim. Belde yine buluşalım. Öğleden sonra da hiçbir yere gitmiyorsun, evde oturuyorsun. Tamam. Ha, uslu kız olarak, evet. Hasta çünkü evet, ya, bak biz hasta. Böyle bir hasta oluyoruz. Dinlenmenin evet. Faydasını hocam, siz onu anlatırken mutfağa gidelim. Ne hale geldi? 2 dakikada onu da gösterivereyim size. Bakın şöyle iğneli, böyle güzel bir şekilde onu da göstereyim. Ha şöyle, şimdi bunun final haline çok yakınız da. Evet. Döndükten bunu sonra yapmadan, da eteğin tamamını göreceğiz hemen. İnşallah. Tamam. Hemen bıraktım. Size kolay teşekkür gelsin. Dön aşamadayız hemen söyleyin şimdi, bana. Hani ikisini birleştirdik ya astarı diktik. Hı hı. Şöyle penslerimiz gördüğünüz gibi. Şimdi ikisini birleştiriyorum. En önemli bölüm. Hı. Astarla. Astarla artık etek birleşiyor. Etek birleşiyor. Birazını birleştirmiştim. Hiç yine tel yapmıyoruz. Hiç ama tel artık tele gerek yok. Kalmadı. Yok. Zaten eteği de tellemiştiniz. Aynen öyle. İğneledim ikisini. Evet. Sırası geldikçe şöyle. Şu elinizi ama burada da zor biliyorum bu kumaşta ama. Heh. Yani yok şöyle yaparsam galiba görecek. Piliseli etek yaptık bugün. Evet. Program 2,5 saat sürüyor. Başladık. Provasını yaptık. Her şeyini yaptık. En pratik şekilde. Neredeyse bitti bitecek. Neredeyse bitti bitiyor. Şurasını da çektik mi makinesini. Sonra da belimize göre kaç santimden istiyorsak hani sıkılığını, genişliğini lastiğimizi dikeceğiz. Lastiği de şöyle içine kapatacağız. Aynen. Bir tane dikişimiz kaldı bir yani. Tek, evet. İçine çok. Lastiği koyup bir kerecik daha geçirdik mi bu eteğimiz bitti. Boyunu da istediğinize göre ayarlarsınız. Boyu bitti. Boyunu ayarladık. Ha boyu alt boyu taraf gösterelim tamam. Gösterelim isterseniz. Boyda şöyle bir şey var. Herkesin kumaşında olacaktır. Bakın böyle bir afilli bunu bir boy var. Bunu dikmeyecek miyiz? Böyle hayır, mi kalacak? Böyle kalacak. Ha, bunun modeli böyle miymiş? Bu şimdi böyle. Bakın akordiyonda. Açınca böyle. Böyle. Şurada püsküllerimiz 5000 lira var. Olduğunu da söyleyeyim. Bu arada. Bakırköy pazarından. hani yani astarı akıllı kadın pahalı güzel olan. Ve kaliteli şeyi en ucuza alan. Alandır yani. Tabii. Bu ha. Devir biraz tasarruf devri. Her yani, devir öyle ya. Zenginler nasıl yani. Zengin oluyor zannediyorsun. 3'ün 5'in hesabını yapıyor diye kesinlikle. Bazen kızıyorsunuz ya. Yapa yapa adam o hale geliyor. Biz yapmıyoruz kesinlikle. Da ne oluyor? Yani ya. Yapmakta peki. Büyük fayda var. Böylece bir etek sahibi olabiliriz. Kendimize, çocuğumuza hediye götürebiliriz. Ay evet. Gidip dışarıdan bir şey alacağımıza. Evet. Gayet de kolay dikiliyor gördüğünüz gibi. Hem de ben gibi. Diktim demek, annem dikti demek ne kadar güzel. Eskiden böyle evet. Şeyleri daha sık söylerdik. Yine söyleyelim. Benim de bütün elbiselerimi anneciğim dikerdi. Ay benim de babaannem dikerdi. Ha, ne güzel. İşte bak böyle söyleyebilmek muazzam. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyoruz. Yarın biz yine buradayız efendim. Hoşçakalın.